Nasıl geçiniyorsunuz ya 7.5'a? Çay simitle mi kandıracaksınız siz bu milleti? Nereye kadar çay simit? Senin karşında cahil yok. Geç onu, geç. Sen onu yanlış biliyorsun, abiden özür dile. Türkiye'de cihat yapacakmış. Yani Cumhuriyeti yıkıp yerine şeriat getirmeyi planlıyor ve bu adamların düşmanı kim? Biz miyiz? Cumhuriyetçiler mi? Atatürkçüler mi? Bugün bir tarikat lideri, şeyhi, bilmem neyi öldüğü zaman, vefat ettiği zaman kalkıp da bakanlar, cumhurbaşkanları, bilmem kimler kalkıp da onun ziyaretine gidiyor. Şimdi bunların kimin mamaladığını gayet iyi biliyoruz. En düşük asgari ücret ve emekli maaşı sence ne kadar olmalı? Tabii asgari ücret şu şartlara göre, bugünkü şartlara göre değil, 2024'ün şartlarına göre konuşuyoruz tabii. En düşük asgari ücretin 18,5 olmasını bekliyoruz. Bunun da emeklinin de 14 ile 14.500 arası olmasını bekliyoruz. Bu beklentide olması gerekiyor. Tabii bununla birlikte birçok fiyat artışlarına zam geleceğini göreceğiz. Örneğin mesela bugün aldığımız 5 liralık ekmeğin 10 lira olacağını, 10 liralık sütün 20 lira olacağını göreceğiz. Tabii asgari ücret yükselince istemez istemez bazı şeyler de yükseliyor. Yani bir tamamen Türkiye için bir batış, bir zarar olacağının kesinidir. 30 lira abla, 30 lirası 60 lira olur abla. Alalım yorumlarınızı. 60 lira olur. Bir de bu gençlere tabii yeni bir sistemin gelmesini de ben istiyorum 2024'te. Gençlere bir her ay maddi bir destek verilsin. 1500-2 milyar civarına. Tabii yetmez ama versinler. Kart misali. Herhangi bir karttan, devlet kartından 1500-2 milyar bu devlet bu yardımı insanlara versinler. Şimdi 18,5 milyar derken neye göre 18,5 milyar söylediğimi söyleyeyim. Açıklamasını yapayım. Neden 18,5 milyar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir insanın eve giderken rahat rahat yatmasını, rahat rahat oturmasını, ertesi günün düşünmemesini, saçlarının beyazlaşmamasını düşünmemesi için asgari ücretin 18,5-19 milyon olması gerekiyor. Rahat geçinebilmesi için, evlatlarına bir şeyler yapabilmesi için, bir şeyler bırakabilmesi için. Bugün bir baba, Allah korusun, bugün bir baba ölse evladına 5 milyar bırakacak keşede parası yok. Bak bugün bir babanın ölmesi demek evladına miras olarak 5 milyar para bırakacak parası yoktur. Söyleyeyim. O evlat tekrar gidecek annesine bakacak. Yani emekli diyoruz. Ya abi nasıl geçiniyorsunuz ya 7.5'a? Geçiniyoruz diyenler var. Nasıl geçiniyorsunuz arkadaşım? Şükürsüzlük var, nankörlük var diyenler var. Şükürsüzlük. Şimdi şükürsüzlük olabilir. Dayı da o zaman buna şükretsin. Her attığı adama şükretsin o zaman. Her şeye şükür etmek. Abicim şükür nedir biliyor musun? Karnını doyurursun. Oturursun evinde. Oh ben bugün kırmızı et yedim dersin. Allah'a şükür olsun. Bugün abicim bugün kırmızı et yemiyorsun ki şükür edesin. İstediğin besini kaynaklayamıyorsun. Sen adama şükürden önce bunu öğreteceksin. Şükürden önce gelen daha büyük şeyler var. Şükür etmeden önce sen önce ne yiyip ne alabiliyorsun ki şükür edeceksin. Anlatabildim mi? Bugün sucuk alabiliyor musun? Pastırma alabiliyor musun? 7,5 milyara ne alabiliyorsun? Yani asgari ücreti burada söylüyorum. İş veren teklifi 20 milyar. Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmiyor bu teklifi. İş veren masadan kalkıyor. Geçen sene olduğu gibi 16 milyara gelir bu 16-16,5 asgari ücretin. Süreç yani sence bu şekilde ilerleyecek? Bu işler de gidecek. İş veren tabii masadan kalkacak. Niye? Çünkü diyecek ki yetmiyor diyecek. Zaten geçen sene iş veren 15 bin dedi. Onlar 11.400 yaptı. Emekli de size söyleyeyim. Emeklinin de alacağı para 9.000-9.750. 10 binler de yapmaz yani. 10 bin de yapmaz. 10 bin de yapmaz. 10 bin yaparsa... Bulmayacak yok, yani. Bulmaz 10 bin. 9.700-9.750. Ya abicim. Aç kalacak her türlü yani. Abicim. Emekli adam akıllı para alamayacak o kesin. Alamaz zaten kardeşim. Yok, neyini alacaksın ya? Abi emekliye bana para vermiyorlar. Benim babam normalde emekli olacaktı. Yaklaşık 6 aydır emekli olacaktı. 2 ay emekli edeceğiz dediler. O önceki ayların parasını da vereceğiz dediler. Vermediler. Dediler ki ondan sonra bir daha kayıt olman lazım. O önceki ayların parası gitti. Şu an hala kaç ayda da emekli olmasını bekliyoruz. Bu ay olacaktı, bu ay da olmadı. Ya bu adamın babasını kulak yemiş oluyor bu ülkede. Açık ve bir nevi. Abicim sen bu ülkede çalışan emekliye 5 milyar ikramiye vermedin ya. Çalışan emekli niye çalışıyor ya? Adamın ihtiyacı olduğu için çalışıyor. Onun 5 milyarına mı göz diktin? Belki adam o 5 milyarı sevindi. Dedi ki alırım belki ailemi bir iki günde olsa tatile giderim. Ya gidemez de en fazla gider. De belki bir güzelinden yemek ısmarlarım. Yemek yani anladın mı? Hani onu yani. Bunu yiyebilir abicim. 18,5 milyar ya. 18,5 milyar
olmak zorunda arkadaşım. Türkiye kötü. Vallahi kötü abicim. İyi diyen varsa gelip karşıma beni söyleyebilir. İyi diyebilir. Ha iyi. Ne anlamda iyi? Tarihi, coğrafi, hava şartları olarak başka bir ülkede yok Türkiye. Ama Türkiye'nin, günümüz Türkiye'sinde iyi değil evet, abi. Evet günümüz Türkiye'si biz... değil ama Türkiye iyi bir ülke. Nasıl bir iyi bir ülke? Cennetli böyle mesela bakarsanız her yeri güzel. Evet. Ama ekonomik şartlar olarak kötü abicim kötü. Ya bugün sen insana diyorsun ki simitle çay ye. Kardeşim bugün 4 kişilik aile günlük simit çay ise haftada günde 560 lira para yapıyor. Aile şartlı asgari ücretin fazlalığı yapıyor abicim. Çay simit. Çay simitle mi kandıracaksınız siz bu milleti? Nereye kadar çay simit? Çay simit, çay simit, çay simit. Bu adamın hep boyu böyle kalır işte. Sen bu kaç yaşında bu adam? 17 yaşında. 17 yaşında. Sen 17 yaşındaki şu an yurt dışındaki adam ne yapıyor biliyor musun? Arabalarla geziyor. Sana söyleyeyim. Ya da oturmuş bir kafede oturuyor. Hayalini kurmaya, hayalini planlamaya çalışıyor. Bu adam ne yapıyor? Adam geldi diyor ki benim babam asgari ücret alamadı diyor. Babasının hakkını arıyor bu adam. Babasının hakkını, hakkını. Abi biz buraya gezmeye geldik. Bir tane bile kahve oturup içemedik. Paramız yetmedi. Şimdi öyle boş boş dolaştık geri döneceğiz. Marmara'ya bineceğiz. Şu an kartımıza baktık az önce yetiyor mu diye. Allah'a şükür zor bela da olsa yetiyormuş. Yani şimdi ne yapacağız bilmiyoruz gençler olarak. Bir kafeye gidelim oturalım desek kahvelerin fiyatı belli. Bir tane diyecekler şimdi sokak arasında kahveye gir. Orada da kafamıza okey şeyi yememiz var. Korkuyoruz abi yani şimdi sokağa da adam akıllı çıkılmıyor. Mülteci aniden çıkıp ***layabilir. Benim ailem çok korkar mesela ondan. Der ki öyle geç saatlere kadar durma. Yurt dışında çok böyle değil. Yani onların da tehlikesi var ama bu kadar değil yani. Böyle olmamalı bence. Yani ben genç olarak en azından canım sıkıldığında bir dışarı çıkayım. Bir arkadaşımı alayım, bir güzel bir kahve içeyim, bir güzel yemek yiyeyim demek istiyorum. Ama diyemiyorum. Bu benim çok sinirimi bozuyor valla. Ya benim ailemin durumu da öyle çok kötü değildir, iyidir. Ama dediğim gibi abi ben öyle çıkayım, gezeyim çok yok bende. Yapamıyorum. Yapabilsem yapardım ama yapamadım. Bir sosyal hayatım yok diyorsun. Ya sosyal hayatı kurmaya çalıştık. Yalan yok, bir ara oldu, güzel oldu. Ama sonra yine zora düştük. Yani zora düşeceğim bile sosyal hayatta istemiyorum. Basitini yapayım diyorum. En kötü diyorum çekirdek kola yapayım parkta. Kola olmuş 50 lira. 3 kişi birleşiyoruz, paramız yetmiyor. Vallahi abi sorma ya. Biraz da gezelim diyor. Sosyal hayatımız olsun diyoruz. Ama sosyal hayatımız olamıyor. Niye? Şimdi biz az paramız gitsin diye öğrenci kartı çıkarttırdık. Öğrenci kartıyla bile gelirken biz ne kadar paramız gelecek, ne kadar iade gelecek diye onu hesaplaya hesaplaya geliyoruz. Abi biz böyle nasıl bir sosyal hayatımız olsun? Adamlar daha 17 yaşında Onur, 17 yaşında. Daha devlet şeyinde 18'i bitirmemiş daha bu onlar bak. Çocuk sayılıyor bunlar bak. Ama bir çocuğun hayali olmuyor, eğlencesi olmuyor, gezisi olmuyor. Yani çocuk baksan en fazla kendi sokağında, kendi mahallesinde takılıyor. Biz buraya dedik geliriz, bir şeyler yaparız. Geldik zaten bir şey yapamadık. Şimdi geri döneceğiz. Durum bu abi. Yapacak bir şey yok. Benim okulumda Alman bir çocuk vardı. Çocuk Türkiye'ye gelmiş annesiyle beraber. Annesi uzaktan çalışıyor. Almanya hala da ona o çocuk parasını ödüyordu. 250 euro muydu neydi tam hatırlamıyorum, yalan olmasın. Ama ödüyordu. Çocuk burada o parayı biriktirdi. Almanya'ya geri döndü yaklaşık 1,5-2 yıl sonra ve kendine araba aldı annesinin yardımıyla. Ama çoğunluğunu kendi ödemiş, öyle duydum. Çocuğun geçen durumunu Instagram'da gördüm. Çocuk bildiğin arabayla gezerken story atmış. Ben arabaya zor biniyorum, otobüste story atmıyorum. Yani ben zor bela sokağa çıkıyorum, çocuk arabasını Mercedes'iyle fotoğraf atıyor. Zoruma gidiyor ya. Evet. Alman olsaydı sen de alırdın. Evet. Tabii babamız doğru ya. Doğru söylüyor. Ben de bir Alman isterdim yani. Ben de bir Almanyalı olayım isterdim. Abi Almanya'nın arabası Mercedes şu an dünya markası. Bizim Togg'umuz var abi. Togg'un sürekli arızaları çıkıyor. Gün geçtikçe arızası çıkıyor. Abi Togg denilen araba Türkiye'nin ÖTV var ya. ÖTV nedir biliyor musun anlamı? Ne demektir yani? Yurt dışından bir şey getirirsin. Halkına sunarken ona bir belli bir vergi koyarsın. Sen kendi ürettiğin mala nasıl ÖTV koyabiliyorsun? O zaman bu bizim araba değil ki. ÖTV'nin açılımı ne? Özel tüketim vergisi abicim, ne açılımı? Tamam, ne demek yani? Ne demek yani? Niye tüketiyorsun? Kendi malını tüketiyorsun. Öyle bir şey yok. KDV senin dediğin. Senin dediğin KDV'dir. ÖTV değildir. Kusura bakmayacaksın. Senin karşında cahil yok. Geç onu, geç. Geç onu. Hayır, bir kere kelimen yanlış. KDV'dir dediğin. Senin dediğin KDV. ÖTV değil. Öyle bir şey söyledin.
ÖTV'nin açılımını sana söylüyorum abicim. ÖTV özel tüketim vergisidir. Türkiye'de sen özel bir vatandaş olduğunu mu düşünüyorsun, zannediyorsun? Değiliz abicim biz Türkiye'de özel vatandaş. Değilsiniz. Öyle. Sen yanlış konuşuyorsun ama abi. Diyorsun ki özel tüketim vergisi ne diyorsun? Özel ÖTV'den bahsediyorsun. Devlet kendi kurduğu bir fabrikaya da bir kendi ülkesine satıyorsa ÖTV koyamaz. Nasıl? Ama yurt dışından giriyorsa koyabiliyorsun. Mercedes'e koyabilirsin, Passat'a koyabilirsin. Nasıl farklı bir şey? Tamam gel abi anlat o zaman nasıl farklı bir şey. Gel anlatalım. Şimdi pırlantada özel tüketim vergisi yok. Pırlanta özel tüketim değil, ihtiyaç çünkü. Ama buzdolabında özel tüketim vergisi var. Ha, doğru değil mi abi? Çünkü özel bir tüketim. Evet doğru. Yani öyle. Sen insan olduğunu mu düşünüyorsun ki içine kalkıp bir şey koyacaksın? Değil mi? O özel tüketim kardeşim. Sen onu yanlış biliyorsun, abiden özür dile. Estağfurullah öyle bir şey. Abiden özür dilerim abi ben. Vallahi helal olsun. Yani gerçekten sen de çok güzel bir açıklama yaptın. Abi de çok güzel bir açıklama. Anlayan anladı. Ben aslında röportaja girmeyecektim ama ben bir tek şu konudan bahsetmek istiyorum. Ben dün, kusura bakma kardeşim, daldım ara. Onurum canım benim, canım kardeşim benim. Şimdi dün bir video sosyal medyada gördüm. Ben onu sadece yorumlamak istiyorum müsaade edersen. Hamas'ın yaptığının aynısını bizim de yapmamız gerekiyor diyen bir cihatçı hoca, bir tarikat hocası. Süleymancıların olduğunu söylendi. Sonra Süleymancılar bunun bizimle alakasının olmadığını açıkladı. Yani bunu nasıl bu şekilde bu kadar rahat rahat anlatıyor, açıklayabiliyor? Hani Türkiye'de cihat yapacakmış. Yani Cumhuriyeti yıkıp yerine şeriat getirmeyi planlıyor ve Hamas mesela belli bir düşmanı vardı. Bu adamların düşmanı kim? Biz miyiz? Cumhuriyetçiler mi? Atatürkçüler mi? Yani kimi düşman olarak görüyor? Önce onu sormak lazım. Ha, yorumlarda şunu gördüm. Çok fazla şaşırmış insanlar. İşte ya nasıl böyle bir açıklama yapar bilmem ne falan. Ya kardeşim niye şaşırıyorsunuz ki? Bugün bir tarikat lideri, şeyhi bilmem neyi öldüğü zaman, vefat ettiği zaman kalkıp da bakanlar, cumhurbaşkanları bilmem kimler kalkıp da onun ziyaretine gidiyor. Ya sen bu adamın nasıl ziyaretine gidersin ya? Normalde tarikat yasak değil mi Türkiye'de? Tarikatlaşmak yasak değil mi? Sen kalkıp bunları bir de tarikatlaştığını kabul edip kalkıp bir de cenazesine gidiyorsun. Şimdi bunların kimin mamaladığını gayet iyi biliyoruz. Bunlar iktidar sayesinde bu kılıcı çekebiliyorlar. Bu kadar cüretkar olabiliyorlar. Ha ben şunu demek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Şu anki iktidar cumhuriyet karşıtı vesaire demek istemiyorum. Ha kendisini ama muhafazakar bir iktidar partisi olarak lanse ediyorlar, açıklıyorlar. Madem bu kadar muhafazakarlar, AK Partililer ya da AK Parti'yi yöneten insanlar, o zaman benim Türkiye Cumhuriyeti'nde, benim Atatürk'ün benim cebime koyduğu kimlik kartında önceden İslam ibaresi vardı. Niye kaldırdılar? Birinci sorum. İkinci sorum. Madem bu kadar muhafazakarlar, bu kadar İslam seviyorlar, bu kadar İslami yönleri var. Neden önceden sadece sayısal loto vardı da bugün iddiasından tut 10 numarasına bilmem neyine kadar birçok kumar ortaya çıktı. İkinci sorum. Üçüncü sorum, madem bu kadar muhafazakarlar, neden en çok vergi kalemini sigaradan ve alkolden alıp imam maaşı ödüyorlar? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Peki, teşekkür ederiz.